Buz polo çok seviyoruz. Alternatif de yok. Mecbur oraya gidiyoruz. Götür dedi bunu geri ver. De ki bu şampuanı biz kullanmadık. Kuru da bunu. İçinden dedi geri ver. Para geri al. Salon içerisinde millet arabada spor yapıyor. O an silahlı ateş ediyor içeri. Duvarlar gelmedi siz zaten. Daha önce de ben de merak ediyorum. Bu duvarlar niye böyle geldi? Ya dedim bugün bizi sen idare et abi, yapılabilecek bir şey yok. Mehmet abinin halini görüyorsun, şimdi bir şey söyle takılım. Daha çok pompalı ile şimdi ateş edeceğim. Adama bir diyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya, biz harun olur fatura ediyoruz mu? Kendi camına koyuyor, intihar ediyor silahını. Hayatına son veriyor. Kayıtta mı şu anda? 15, 16 evet. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Abaza Mehmet tarihi vücutçu. Sakarya'nın Çağ Caddesi miydi? Çark Caddesi'nde spor salonu var. Sakarya'nın ilk spor salonlarından kafasına sıkıp intihar eden vücutçu. İnanılmaz bir hayatı var. Bunun hayatına şahit olan birçok arkadaşımız da var. 76 yaşında hem doktor hem hafız hem vücutçu olan Muhammed abimiz de onun salonuna gidiyordu. Ömer abiyle o şekilde tanıştık. Orada tanıştık biz, evet. Aynı zamanda Ahmet İnönü'nün öğrencisiydi. Kendisi de yarışmacıydı. Ahmet İnönü hocamız da kendisini tanır zaten. Mehmet Gençcan kendisi. Adı, lakabı Abaza Mehmet. Abaza Mehmet. Bana da bir lakap koymuştu, Hacı Ömer. Hacı Ömer diye. Ömer. Niye Hacı Ömer diyorsun? Niye Hacı Ömer harbiden? Niye Hacı Ömer dediğini ben de çok fazla bilmiyorum. Beni biraz daha böyle düzgün, böyle temiz takıldığımız için bizi öyle sofuya ayağından bizi... Kim temiz, Hacı kim Ömer, düzgün? Bir saniye. Bilmiyor ki yağmurcunun en zirvesi aslında bizde. O işin etkisi. Nereden temiz? O işin bizim yanlışlıkla mı tanıdık? Şimdi biz onun şeyinden öyle öğrendik. İsteriz ama biz de onun gibi olduk zamanla. Tamam mı? Körle yatan şaşı kalkan hesabı. Arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim Hülya'nın. Şimdi aynısına biz de bunun için tabii devamı var. Biz de Atakan'ı bu şekilde yapacağız inşallah. Benim çırak olarak yanına yazıyor. Ahmet'i şey yaptık, Ahmet tutturamadım, onu olmadı. Mayası, beni bozamıyorlar. Onun mayası tutmadı, olmuyor. Şimdi abi, bu Abaza Mehmet kimdir? Sen bununla nasıl tanıştın? Nasıl bir hayata sahip? Çok ilginç bir mevzular dönüyordu kendi aramızda. Doğal, samimi, kendi ortamımızda anlatıyormuş gibi, bize anlatıyormuşsun gibi olan hikayeleri sıfırdan anlatabilir misin? İlk nasıl tanıştın? Tabii. Sene 1996. Avusturya'da çok hızlı bir hayatım vardı. Bu arada Avusturya'da doğdum büyüdüm ben. 96 yılında ailemin biraz baskısıyla, kendim de biraz isteğimle Türkiye temelli dönüş yapma kararı aldım. Türkiye'ye gelip oradaki bu hızlı hayattan, böyle biraz serseri hayattan kopup buralarda biraz, hani Türkiye'de biraz dedim, eğer şey olursa Türkiye'de biraz kendimi düzeltip tekrar Avusturya'ya tekrar geri dönüş yapmak istedim. Ama maalesef öyle olmadı. Geldiğim gibi Abaza Mehmet'le tanıştık, salona gittik. Adam 3. 4. gün bizim oradaki Avusturya'daki adamları da mumla aramaya başladım. Oradakiler ha? Adam yağmurcunun önde gideni yani. Oradakileri mumla aramaya başladım. Daha acemiyiz, daha böyle şeyin Türkiye rejonlarını falan bilmiyoruz. Bana bir sipariş geçti. Tavuk, ondan sonra pirinç, domates, ondan sonra verdiği para bir günün parasıyla 50 lira. Verdiği sipariş 150 lira. Verdi parayı, dedim acaba Allah Allah dedim, ben mi bir yanlışlık, daha dün aldık, bunlar bu daha fazla tutmuştu, buna yakın şeyler aldık biz. Ondan sonra bir de şey boşluğundan merdiven, bu arada salonda 4. katta adam salonda. Merdiven boşluğundan bağırıyor bir de bana, Hacı Ömer artan parayla da bir tane sigara al. Artan para nereden artacak? Bizim parası sigara zaten bizde oturdu. Bizde de fazla para yok. Yani evet. O zamanlar çünkü Türkiye'ye gelmişiz, doğru çünkü paramız yok. Tabii yani direkt geldin salonda antrenman yaparken bakkala mı gönderdi? Abi daha yeni gelmişim. İkinci gün, üçüncü gün mü? İkinci ya da üçüncü gün. Direkt bizi bakkala gönderdi. Gittik tabii, alışverişi yaptık. Ondan sonra hiç şey sormuyor tabii, para yetti mi yetmedi mi. Tabii biz cebimizden ilave ettik, aldık isteklerini. Onun hoşuna gitti tabii. Tamam, o istediğin ayağına bir adam bu. Sesi çıkmıyor. Oradan bu temiz ayağına. Bunu da Hacı lakabı verelim, daha çok hoşuna gider. Yani Hacı Ömer, düzgün adamsın sen. Tamam mı? Sonra bu tabii yavaş yavaş biz orada antrenmanlarımızı falan yapıyoruz. Antrenmandan sonra tabii hemen kaçıp evimize gitmenin yollarını arıyoruz. Ama nerede o günler? Bizi hep her defasında bir muhabbete takıyor. Gece saat 1 oluyor. Gece saat 1'den sonra minibüsler çalışmıyor. Bizim taksi paramız yok. Sen en iyisi burada yat. Nerede yatacağız burada? Yerde. Yerde devam. Yerde yap. Sen yanında çalışmaya, işe falan başladın mı? Tabii bana şey yaptı. Sen istersen dedi zaten hep buradasın dedi. Ya sen dedi burada işe başlasana. Tamam mı? Ya dedim olabilir aslında. Niye oluyorum? Zaten hep buradayız. Gidemiyoruz. Anladım artık yani. İşe başlamayacağım desem de. Yani şöyle de bir şey var. Buz polo çok seviyoruz. Alternatif de yok. Mecbur oraya gidiyoruz. O zamanlar salon 1996. Yok. 1996 yılında bir tane daha salon var. Ama orada sevmediğim bir iki insan oldu. İlk oraya gittim zaten ben. Baktım tiplerini çok şey yapmadım. Herhalde o zaman da yeni biz de 20 yaşlarındayız. Yani biraz ego yaptık. Orada da böyle vücutlu genç çocuklar var. Dedim oraya hiç gitmeyeyim ben. Biraz dedim ihtiyarların yanında üst katta oraya takılayım ben.
Ondan da gitmedim. Herhalde doğru mu yaptım, hata mı yaptım bilmiyorum ama biz yanında işe başladık. Tabii artık kararımızı verdik. Biz burada çalışalım. En azından dedik az da olsa bir maaşımız olur belki. Ama maalesef o maaşı hiçbir zaman göremedik tabii. Maaş var diye hiç İşe başladığında maaş yok. Hiç maaş falan yok artık biz. Ama öyle bir artık samimi olduk ki biz de onu sevmeye başladık tabii. Baktık ki biz bu hem makara hem yağmurculuk zirve. İnsanlar da bize orada fazla yer olmadığı için bize saygı gösteriyorlar. Çünkü her türlü insan geliyor. Doktoru geliyor mu? Bizim Muhammed abi doktoru orada tanıştık. Emniyet amirleri, belediye başkan yardımcısı. Yani spor yapılacak bir yer olmadığı için alternatif bir yer herkes oraya geliyor. Biz de orada bu insanla samimi olunca tabii bizim de hoşumuza gitti. Dedik tamam biz burada dedik hani çevre yaparız. Yalnızdan yani bunu kar sayarız kendimize. Para zaten kazanamayacağız o belli. Evet. Para falan yok. Ondan sonra bu bir gün dedi Hacı Ömer dedi bir sana dedi şimdi birkaç liste yazacağım dedi. Bunlar dedi gidip alır mısın? Nereden alacağız abi? Hepsini dedi tek tek adreslerini söyleyeceğim sana. Dedim abi hepsini bir yerden alsam olmaz mı? Dedi olmaz. BİM'de dedi indirim var. Bugün indirim günü. Şampuanı dedi BİM'den alacağım. Tamam. Tamam alalım BİM'den. BİM nerede? Bir yer tarif etti bana. Zaten o yeri bilmiyorum. Arayacağız bir de orayı. O var. Şimdi eski şimdiki gibi değil. Eskiden BİM dediğin zaman her yerde yoktu 1996 yılında. Şimdi her sokakta bir BİM var. Ya 101 var ya BİM var. E tamam dedim Mehmet abi başka. Kaşar peynirleri dedi. Peynircilerin olduğu böyle bir pazar gibi bir yer var. Dedi kaşar peyniri oradan alacaksın. Orada dedi Hüsamettin diye biri var. Gideceğim dedi. O Hüsamettin. Hüsamettin'i bulacağım. Hüsamettin de oradan geldi zaten. Hüsamettin'i bulacağım. Beni Ağa gönderdi. Ağa kim? Mehmet Ağa. Mehmet Ağa. Bir de onun böyle bir mafya takılması vardı değil mi? Böyle ağa takılması. Abaza Mehmet. Tamam dedik orayı da anladık. Adresini tarif etti. Domatesi dedi. Katlı pazarda. Orada da bir abinin ismini unuttum. Abinin ismini verdi. Domatesi dedi oradan alacaksın. Tamam onu da oradan alalım. Hepsi birbirine alakasız yerde yalnız. Hepsi böyle alakasız. Biri bu salondan indiği zaman sağ tarafına bir kilometre ötede, bir diğeri sol tarafına bir kilometre, bir diğeri arka tarafına bir kilometre ötede. Hep çaprazlarda. Bir adreslerinin de hiçbirini bilmiyorum. Tabii ilk defa gideceğiz. Adabasan'ı da bilmiyorum doğru düzgün. Türkiye'ye yeni gelmişim ilk defa. Türkçem'de doğru düzgün yok. Ondan sonra gittik tabii bunun istediklerini hepsini aldık biz geldik. Bu önce dedi tabii sen bir dedi biraz bekle ben dedi bir duş yapayım geleyim ondan sonra dedi yemek falan hazırları yeriz. Tamam dedim Mehmet abi beklerim sıkıntı yok tabii biz bu arada açlıktan ölüyoruz. O sabahleyin bir şeyler atıştırdı. Biz tabii ondan şey yapamadık yaralanamadık o sabah yemeğinden. Ondan sonra bu duştan çıktı elinde şampuanla geldi bunu dedi geri götür. Niye? Niye? Bu şampuan dedi iyi değil. Bu dedi benim saçlarımı dedi kötü yaptı. Ne yapacağız bunu? Götür dedi bunu geri ver. De ki bu şampuanı biz kullanmadık. Kurula bunu. İçinden dedi geri ver para geri al. Dedim nasıl yapacağız Mehmet abi? Sen dedi Türkiye dedi daha sen pişeceksin. Dedi, öyle dedi öyle kolay para kazanmak yok. Götüreceksin geri vereceksin dedi. BİM dedi bizden daha mı fakir? BİM'e geri ver. Onun dedi onlara bir şey olmaz. Bir tane şampuanla dedi onlar fakir olmazlar. Götür dedi geri ver. Tabii biz kişiyle gittik. Bunu verdik. Fişiyle götürdük geri verdik bunlar biraz bizi uğraştırdılar tabii orada yok alırız almayız falan filan. Ondan sonra bu zaten biraz değil bayağı da bir bol bol keseden kullanmış onu tabii. Biz bunu geri verdik geldim yemeğe hazırlayacak. O arada bir baktım bu buzdolabının orada önünde arkadan böyle kesiyor bakıyor mu diye. Buzdolabının oradan bir şeyler yapıyor oradan. Bir sonra anladım ben de mevzuversem eski domateslerle yeni domateslerle takas yapıyormuş. Buzdolabından çürümüş ezilmiş domateslerle. Tamam mı? Yeni domatesleri değiştiriyor. Dedi bu ne ya Hacı Ömer dedi ya sen dedi ne getirdin batmadan mı aldın sen bunu ne aldın dedim. E görmüyor musun dedi ne bunlar dedi hepsi ezik müzik çürümüş domates. Abi dedim nasıl dedim ben gördüm dedim ya öyle bir şey. Nasıl gördün dedi ya görmemişsin işte al dedi ezik. Allah Allah ben kendime şüphe ettim acaba böyle bir şey vardı. Aldım bunu götürdüm. Abi dedim bu dedim domatesler dedim bak çürükleri vermişsin Mehmet abi dedim ben dedim çok fena yaptı. Dedim yani bak beni dedim ikisini uğraştırıyorsun dedim biliyorum görüyorum. Yani bu yürüyerek gidiyoruz görüyoruz bir de yani o kadar yol sen dedin mesela bir başlayacağım dedi sizin dedi dümenlerinizde hep de aynı numara var dedi bari numara var değiştirin dedi ver dedi domatesi dedi al paranı dedi bir daha gelme buraya. Allah Allah dedim ya gittim Mehmet abini aradım Mehmet abi bak adam dedim bana böyle böyle yaptı ya dedi o bıraktı dedi yahu dedi de canı dayak istiyorum dedi hem dedi bozuk domatesleri vermiş. Sonra yemek yaparken fark ettim ki bizim aldığımız zaten renk domatesler aynı değil oradakiler. O onun bize verdiği adamın sattığı domates yuvarlak. Onun bize verdiği domates dipleri uzun. Daha da aynı domatesi. Bizim maceraları bitmiyor. Tabii aradan her gün bizim bir maceramız var. Sonra bir gün bir baktık. Bunun görüştüğü bir kız var. Kıza artistlik yapacağım diye.
Bunu çünkü hayatına hiçbir kız girmemiş. Yani o gün orada anladığım kadarıyla. Tamam mı? Kız bir geliyor, biz bir baktık patır ki pat 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 silahlar patlıyor orada. Salonun içinde. Salonda hiç yoksa 60-70 kişi spor yapıyor. Tamam mı? Bu salonun içerisinde ateş ediyor. Mermiler şey yapmış, havada geçiştiriyor. Mehmet abi ne yapıyorsun dedim ya, insanlar orada spor yapıyor falan ben. Ya dedi sen rahat ol, alışacağım dedi ya bunlara. Çatır çatır silah atıyor salonun içinde. Salonun içerisinde millet aralarında spor yapıyor, o an silahla ateş ediyor içeri. Duvarlar delmedi için zaten. Daha önce de ben de merak ediyorum bu duvarlar niye böyle delikti. Nereden bu kafa kıyak olduğu zaman ya da biri geldiği zaman artistik olsun diye silahla ateş ediyor. Bir de bir an daha patlattı, camı indirdi aşağı. Dördüncü katta aşağı, cam aşağı indi. Dedim Mehmet abi camı indirdim aşağı, farkında mısın? Aşağıdaki insanlar dedi onun hesabını biz yapıyorsan dedi, rahat ol. Onlar yani dördüncü kattan aşağı cam düşüyor. Cam düşüyor. Aşağıdan insanlar geçiyor. İnsanlar geçiyor tabii. İnsanlar geçiyor Allah'tan, yani geç saatti biraz da. Yani herhalde kimsenin şey olmadı, yoksa olsa illa bir haberimiz olurdu bizimle. Sonra bir damla attı bu. Baktı diyor. Bir damla attı benim tam ayağım dizimin yanından. Dizimin yanından. Ben tabii aklım gitti. Elim ayağım titremeye başladı. Mehmet abi dedim ne yapıyorsun ya? Dedim bize dedi. Ya dedi sen rahat ol dedi ya. Ben keskin nişancıyım dedi ya. Onun hepsini hesaplıyor. Sinüsü, kosinüsü. Tabii onun hesabını yaptık diyor ya. Biz önden anlaşmıştık zaten. O bana şey dedi. Biz dedi birazdan dedi. Günnur gelirse. İsmini de vereyim bu arada. Günnur gelirse. Hemen dedi. Naciye dedi gidiyorsun. Dedi bir gül yaptırıyorsun. Tamam mı? Böyle 40-50 tane gül yaptırıyorsun. Diyeceksin ki Naci abi 40-50 tane gül yap en güzellerinden. Tamam mı? Onları güzel paket et. Bir saatliğine bize ödünç. Bir saatliğine geri getireceğiz onu. Kadına vermeye ama. Tabii kadına verecek. Hesapta kısa süs yapacak. 40-50 tane gülle. Tamam mı? Ama dedi biz dedi kalkıp giderken dedi sen de öyle bir şey getir, oyuna getir ki güller dedi burada kalsın. Biz gittikten sonra dedi hemen onu Naci'ye geri gönder. Gülleri geri getir. Geldiğiniz zaman yenge sorunca. Ya geldiği zaman sorunca ben dedi ki onun da bir ön şeyini yapıyor zaten. Çöp ben onu attım dersin dedi. Ne bileyim ben onu attım. İade yine bize kalacak tabii. İyi dedim tamam öyle diyeceğiz. Ne yapalım yani? Aa ne hiç olmaz. Mecbur dediğini yapacağız senin. Tabii bunlar geldi bu şeyle getirdi. Zaten kadın zaten gülü alıp götürmez. O da hayali şeyler yaşıyor. Kadın zaten onun umurunda bile değil de kadın da işte yemek memek yiyor. Geziyor oturuyor. Zaman geçiriyor onunla. Sonra tabii ben güllere götürdüm, Naci'ye verdim. Ondan sonra Naci abi zaten bıkmış bizden, öflüyor pöflüyor, o da bir şey diyemiyor. O deliyle uğraşmasın tabii diye. Tabii deli, kimse uğraşmak istemiyor, herkes bıkmış zaten onunla. Bütün herkes bıkmış yani. Pasajdakilerden, salona gelenlerden, herkesi bıktırmış. Gördük, götürdük, verdik, sonra geldi tabii bu. O bir oyuna getirdi, tabii kadın gülleri sormadı bile, o mevzu öyle kapandı. Artık ben oradan nasıl kurtulacağım onun yollarını arıyorum ama bir yandan spor da yapmak istiyorsun tabii. Ben alternatif bir şeylere bakıyorum kendime, dumbbell, mumbbell bir yerlerden bulursam hemen gel, yol olacağım gidecek. Sonra dedim, bu arada benim askere gitmem gerekiyor artık, askerlik günlerimiz de yaklaşıyor. Mehmet abi ben askere gideceğim falan filan dedim, hani benim yerine birini bak, eleman falan. Ya bir şey olmaz, sen gitme dedi askere ya. Şimdi rahat ol, ben ayarlarım onu. Ya neyi ayarlayacağım falan filan, biz onu herhalde o mevzu orada kapattık. Bu bir gün dedi ki, ben dedi, Adamazan dedi bir tane dedi, rahmetli oldu şimdi o da, bir Timur diye bir arkadaş var. O dedi Rusya'dan dedi, Ukrayna'dan dedi, Moldova'dan dedi kızlar getiriyor, güzel kızlar dedi. Sana dedi bir kıyak yapayım. Ben aslında bir şey istediğimden değil, ben ne yapacağım, bizim özgürlüğümüz zaten tamam. Evet. O kendi için de bizi dedi benden arada şey yapıyor. Evet. Tamam dedim abi sıkıntı yok. Sen dedi şimdi, bir aramış bunu, görüşmüşler zaten. Birazdan dedi gelecekler, sen dedi kapıda dur. Onlar geldiği zaman durun dedi, durun. Üst araması yapmam lazım. Spor salonuna girerken. Spor salonuna girerken. Lan dedim biz nereye gidiyoruz? Üst araması şimdi bu kafayı mı yedirecekler bizim için? Bunlar spor salonuna girecek üst araması. Sen dedi ne diyorsam onu yapsan. Üst araması yapacaksın. Ondan sonra güzelce arayacaksın ama dedi. Çantaları mantarları kadınlar falan. Sonra dedi ağaya gideyim söyleyeyim izin alayım. Ondan sonra içeri girebilirsiniz. Hep şekil yapma peşinde. Hep şekil peşinde ama şekillerde de bizi de bozduruyor arada ama. Tamam mı? Sonra tabii biz onun dediğini yapmaz onunla kaldık. Yaptık geldiler. üstlerini aldık içeriye, bunlar tamam gelsinler, geldiler içeriye. Sonra tabii biz adamı gönderdik, kızlarla beraber biz gezmeye gideceğiz. Hacı Ömer dedi, sen dedi git dedi, şeyde Hilmi Kaya'nın iş merkezinin önünde dedi, taksi durağından bir taksi al, gel buraya. Ağa gelecek, gittik oraya. Bu tabii yazın ortasında bir baktım Mehmet abi indi. Karayla kola takmış. Boyu da zaten 1.60 falan. Bir palto giymiş. Palto şeye kadar. Yerleri süpürüyor. Tamam mı? Palto da görseniz tam böyle kışlık palto yani. Sibirya'da şeyde giyersin yani. Öyle bir palto yazın ortasında yanıyor ortalık. Biz atlet giysek atletle terleyeceğiz. Bu paltoyla indi aşağı.
Dedim bu patlılık pek ayrı alamet değil ama bakalım dedim bunun içinden ne çıkacak. Biz taksiye bindik abi, gittik taksiden. Elmas Otel'e gittik. Elmas Otel. Elmas Otel. Orada da bizim bir abimiz var. Lakabı da Behçet. Onun da ismini bizim Avazda Mehmet koydu. Behçet diye. Orada da güvenlik müdürlüğü yapıyor. Ha, tanıyorsunuz yani güvenlik müdürlüğü. Abi, bizim abi, o da beraber spor yapıyordu hep beraber. Bizim Muhammed abi de iyi tanıyor kendisini. Onunla beraber yapıyordular zaten ekipmanları. Sonra biz tabii şeyin içerisine girdik. Otelin içerisine girerken X-Ray'de zaten bir öttü. Ötüyor. X-Ray zaten bunun tipi full upside. Çünkü bakıyor insanlara bu paltolu maltolu yazın ortasında bu kimdir, ne ayaktır falan. Ayakkabıları mayakkabıları bir kovboy değişik bir ayakkabıları botlar yazın ortasında. Her neyse fazla dağıtmayayım. Biz gittik içeri bir baktık orada bir grup var, yemek veriliyor. Masa var bayağı böyle bir 40-50 kişilik falan bir grup. Biz masaya gittik. Yanında bir tane daha var öyle büyük bir masa. Bir 15 kişilik. Biz tabii 4 kişiyiz. Masaya gittik. Masaya oturacağız. Bu paltosunu bir çıkardı abi. Ben bir an böyle oldum. Dedim bu ne? Orada böyle peşmerge gibi mermiler böyle dolu. Tamam mı? Mermiler dolu. Burada da bir tane pompalı. Bu aldı bunları koydu masanın üstüne. Tabii o cemiyettekiler bunu böyle görünce herhalde bu adam buraya çökmeye geldi. Bir sıkıntısı var. Herkes oradan kaçtı gitti. Nasıl kaçtı? Eşyalarını bırakıp kaçtı oradan. Tabii bizim Özcan abi de geldi hemen apar topar. Benim kulağıma önce dedi hoş geldin beş geldin hemen Hacı Ömer dedi ne yapıyorsun dedi ya bu dedi niye geldiniz buraya bu ne böyle? Pompalıyla mompalıyla falan hayırdır? Dedim ne bileyim abi ben de bilmiyordum şimdi gördüm ben de. Ya dedim ne saçmalıyorsunuz siz dedi ya böyle iş mi olur falan. Yemek yemeye mi geldiniz dedi buraya araç kısmına mı geldiniz? Ya dedim abi idare et. Mehmet abi biliyorsun şimdi o şekil yapacak yanındaki kadını. Ya dedi pompalıyla dedi şekil mi? Pompalı eşkıya gibi. Eskiden eşkıyaları durdurdu. Otobüslerin yolları keser ya. Silahla binahla buradan böyle şeylerden falan. Ya dedim bugün bizi sen idare et abi yapılabilecek bir şey yok. Mehmet abinin halini görüyorsun şimdi bir şey söylesek dedim. Daha çok pompalıyla şimdi ateşe çıkıp. Daha çok başımıza iş alacağız. Sen dedim onu görmezlikten gel idare et. Ya dedi bari dedi paltoyu dedi kapatalım dedi şeyle dedi. Paltoyla dedi pompalıyı kapatalım dedi ya. İnsanlar dedi kalktı gitti herkes kaçtı. Evet. Ondan sonra o günü doğdu öyle böyle atlattık biz tabii geri döndük. Ondan sonra tabii bana nasıldı ama diyor herkes diyor nasıl etrafımızda diyor şeklimiz nasıldı. Vallahi dedi ne diyeyim bizde de o dedim abi 10 numara şeklim. 10 numara şekil dedim abi. Daha ne olacak yani? Koskocaman dedim motora girmişiz pompalıyla. Ama dedim bir şey eksik yaptık orada ne dedi? Dedim içeride dedim bir iki yer havaya dedim ateş etmemiz lazım orada. Ya dedi bak niye dedi aklıma getirmedin orada? Atardı kesin atardı yani. Bu adam biraz hafif sıyırık galiba değil mi? Ya bu adam şimdi şöyle. Bir şey geçirmiş yani. Topu biraz, inşaata kaçmış. Biraz sıkıntıları vardı tabi. Hayatı boyunca da hiç evlenmemiş, manitası da olmamış. Tamam mı? İlaç falan kullanıyor muydu? İlaç kullanıyordu. Antidepresanlar falan böyle o tarz biraz ağır ilaçlar kullanıyordu. Tamam mı? Lan dedim biz dedim Avusturya'dan kaçtık. Buraya geldik. Burada dedi hani düzgün insanları tanıyalım. Oradaki kötü çevremizden uzaklaşalım. Buraya geldik. Burada daha çok başımıza iş alacağız. Bu gittiği hiçbir yerde rahat durmuyor. Bizi de bırakmıyor. Ben dedim bunun bir formülünü bul. Ben dedim buradan yürümem lazım. Göndermiyordu beni doğru düzgün bir yere. Şimdi bunun parasını alıp da bir yere gönderdiği zaman gitsem o da olmaz. Bize yakışmaz. Hani bir yere alışverişe gönderiyor. O arada katsam bir daha geri gelmesem diye. Onu da düşündüm. Ama o zaman da parasını almış olacak. O da bize yakışmayacak. Biz dedik buna bir formül bulacağız. Bir gün en son dedim ki Mehmet abi dedim ben bir markete kadar gidiyorum. Kendime bir şey alacağım. Dedi ne alacaksın? Senin dedi paran yok ki nereden alacaksın dedi. Dedim bizimkiler para göndermiş dedim. Tamam mı? Dedi o zaman para gönderdiyse dedi. Şey burada bir şeyler birkaç bir şeyler alabiliyorsun. Yiyeceksin dedi malzemeleri falan filan. Markete gidiyoruz diye. Gittik gidiş yok gidiş. Tekmelerimiz götümüze vura vura kaçış yok kaçış biz. Tabii bir iki ay falan belki bizim mahalleden dışarı çıkmadım. Spor da yapamadım tabii. Yani artık lanet olsun dedim. Spor da yapmayacağım dedim. Yoksa başımıza iş alacağız. İki ay sonra arkadaşlar dedi geldi dedi. Ne yapıyorsun sen dedi. Mahalle gel dedi. Çarklar sizi biraz doğru. Sen şimdi salondan kaçtığın için onun o çark caddesinde gezmiyorsun. Gitmiyorum. Beni görür ya da oradan biri görür. Ömer buralarda dolanıyor falan diye. Beni hemen çağıracak çünkü biliyorum başıma geleceklere. Sonra iki ay sonra biz abi dakika bir gol bir çarklarınızda bindik. Bu hemen bizim de bekliyordu orada ne yapıyordu? Yukarıdan dördüncü kattan bağırıyor. Hacı Ömer, Hacı Ömer. Tabii ben duymamazlıktan geliyorum. Bu elimde çanak, tabak ne bulursa aşağı atıyorum. Çatal. Meymur battık artık. Pat. Kimse aşağıya. Yukarıya baktım. Lan dedi neredesin sen? Biz seni arıyoruz dedi. Markete gittim dedi. Niye çıkıyorsun dedi. Markete çıktın. 3 aydır yoksun dedi. 3 aydır dedi kayıpsın dedi. Nereye gittin sen falan. Dedim nereye gideceğim.
İşim vardı. E dedi işim vardı da yani sen de markete gideceğim dedi. Ya tabi orada abi ya kusura bakma falan filan. Biz sonra tabi bu bizden de tamam dedi sorun değil. Ya insanlar dedi gençliğinde hatalar yapabilir. Sanki hata yapmışız bir şey de yaptığımız yok da. Gençliğinde dedi olur böyle şeyler falan. E tamam abi ben müsaaden varsa gideyim. Nereye gidiyorsun dedi ya. Devam yanında lan. Nereye gidiyorsun dedi ya. Dedi kaç zamandır dedi burada senin yokluğun dedi olur mu dedi ya biz seni dedi, çok seviyoruz. Tamam yakalandın yine. Biz seni çok seviyoruz. Tamam ben de seni çok seviyorum da yani ben dedim bir evim barkım var ben de gideyim dedim ya falan. Dedi bir şey olmaz sen dedi burada bugün dur. Bugün dedi buraları bir beraber toplayalım beraber bir antrenman yaparız. Ay vah dedim bunu antrenman da yapılmaz çünkü Mehmet abi bir antrenmana başlıyor. Göğüs antrenmanı sabah başlıyor. Akşam bitiyor. 8-9 saat adam göğüs antrenmanı yapıyor. Çünkü bir set yapıyor bir sette tamam mı 25-30 tekrar boş barla yapıyor. Sonra bir 5-10 dakika geziniyor salonla. Sonra ikinci sette 2,5-2,5 takıyor. Yine 25-30 tekrar. Yine 5-10 dakika geziniyor. Yani 8 saat daha önce göğüs antrenmanı bitirebiliyoruz. Ondan sonra 5 gün o gün orada kaldık tabii onunla beraber. Sabah oldu. Sabahleyin bir baktım. Elektrikçiler gelmiş. Şey yapacak. Fatura şey yapacaklar. Sayacı yazacaklar. O zaman da şimdiki gibi dijital değil. Böyle dönüyor saatler. Dönen saatlerden. Geldi baktı bu dedi saat dedi dönmüyor. Dedim abi bilmem ben. O da kaçak. Dönmek. Dedi bu dedi saat dedi şey. Orada Mehmet abi geldi hayırdır falan filan. Dedim abi dedim elektrik faturasını dedim şey yapacak saat dönmüyor. Dedim bir şeyler söylüyor abi. Dedi siz dedi saat dönmüyor dedi kaçak mı? Yanmıyor içeri. Yanmıyor. Kaçak mı oluyor? Dedi içeride dedi bir şey ya her şey ışıkları kapalı görmüyor musun dedi. O da dedi ki dayı dedi sen ne anlatıyorsun ya dedi içeride dedi abi 5-6 tane klima var halı çalışıyor hepsi. Klimaların böyle döndürmesi klimalar, lazım. Tabii canım saat ne tarafa döneceğini şaşırdın o maşallah. Klimalar hep çalışıyor mu? Klima tabii canım tam da hiç kapanmıyor 24 saat klimalar açık. Yazın soğuk açık kışın sıcak açık hiç kapanmıyor. Makineler hiç kapanmadı ben orada çalıştığımda hiç kapanmadı onlar. Elektrik kaçak. Elektrik kaçak full time kaçak hem de. Arada bir takıyor onu çok az ama nadir kimsenin olmadığı zaman böyle. Bir 10-15 dakika bir çalıştırıyor onları. Yani 6 ayda bir günün parası 50 TL fatura ödüyoruz. Yani öyle düşünün. 50 TL fatura ödüyoruz. Kocaman salona. Biz adama bir de diyor sen ne anlatıyorsun diyor ya biz harıl harıl fatura ödüyoruz mu? Elektrikçi öyle mi diyor? Tabii. Ne anlatıyorsun diyor ya bizim ödediğimiz parayı biliyor musun? Harıl 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 burada fatura ödüyoruz diyor. Ödediğimiz fatura adam geriye dönük bir baksa toplam 10 senede ödediğimiz para belki en fazla işte o günün, bugünün parasıyla 200-300 lira falan paradır yani. Sonra tabii bu hemen kafasında çok şey yani kurnaz adam hemen aklına ya dedi sen dedi Ömer temizlik yaparken dedi saatin dedi bir şey mi bozdun dedi ya. Sana. Tabi. Dedi, abi dedim ben saati niye eldeyim? Lan dedi dün gördüm ben dedi oralar falan siliyordun sen. Allah ben anladım bunun bir film yaptığını. Abi dedim bilmiyorum temizliyordum siliyordum dedim. Burada hemen kıvırdım. Dedi çocuk ya dedi yanlışlıkla dedi onun dedi silerken pimini düşürmüştür falan. O da diyor ki ya abi diyor kafamı geçiyorum benden. O pimi diyor vidayla sökmeden düşmez. Lan diyor canımı sıkma benim. Çık deme silahı. Pat pat pat. Silah aldı mı çatı çatı. Tabii. Adam da bir korkudan kaçtı. Adam da başını hiç almamak için de şikayetçi oldu demişti. Tabii o yürüdü gitti. Dedi bak bu dedi böyle yürüyor bu işler. Biz ona deseydik ki dedi aman abi yazma mazma falan filan. Cezayı dedi gümleyecekti. Bir daha dedi elektriği de kullanamayacaktı dedi bu şekilde. Adamı da gönderdi. Elektriği kaçak kullanıyor o ayrı. Bir de ilk bu bana ben bu mevzuyu yaptıktan sonra abi dedim sana dedim vallahi helal olsun dedim ya. Bu dedi bir şey mi dedi ya. Ben dedi bu salonu dedi nasıl aldım biliyor musun? Nasıl aldım dedim abi. Ben dedi şu gördüğümüz alan var ya bu katta dedi 4 tane dedi şey vardı. Ofis. En küçüğü dedi benimkiydi. Orayı dedi ben aldım paramla satın aldım. Sonra dedi orada her gün dedi müzik silah atmalar falan filan. İnsanlar dedi orada dedi ofislere gelmiyordu müşteriler. Gelen kaçıyordu oradan. Onlar da benden uğraşmak istemiyor. Tabi öbür ofisler hiç iş yapmıyor. Onlar mecbur çıktı. Adam kiracı da bulamıyor mal sahipleri. Mecbur hepsini satmışlar buna. Yani çok komik rakamlara. Bunu zaten adamlara demiş tamam paranın bir kısmını verin bir kısmı sonra tabii üstüne yatıyor. Bir daha ne para mara. Para yok. Tamam mı? O şekilde salonda da çöküp öyle almış. Ama maalesef sonunda Hüsnü'nle bitti. En son artık psikolojik bunalıma giriyor bir gün. Ben de tabii kendi işime falan kaçtım artık. İzmit'e kaçtım ondan. Hani bir daha görmeyeyim de İzmit'e geldim yerleştim. Ondan sonra o da aradan bir 3-5 sene falan geçince iyice yalnız kalınca psikolojik bunalıma giriyor. Bir gün köyde maalesef kendi canına kıyıyor, intihar ediyor silahla. Hayatına son veriyor. Evet. Mehmet abimiz çok renkli bir kişi. Biraz evet. Güldük, eğlendik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendisini çok severim.
O şeylerden ben çok öğrendim. Çok şey öğrendim ben ondan. Sen de Kocaeli'ye geldin ve tek başına, yalnız başına burada çalışarak Protein Shop markasını Türkiye'ye sundun. Birçok bayi açtın abi. Tabii o bana çok şey oldu. Çok şey öğrendim onun sayesinde. Belki bunları yaşamasaydım o cesaretim, özgüvenim de olmazdı. Ondan çok şey öğrendiğim için çok cesaretli oldum. Çünkü tekrar yurt dışına geri dönmeyi düşünüyordum aslında. Ama dedim ki ben de yaparım dedim. Ya sonuçta az da olsa Abaza Mehmet'ten bir şeyler öğrenmişiz dedim. Kötü anlamda değil, cesaretli olma anlamında. Ben birçok şeyi başardığımı da inanıyorum. Çok isterdim Mehmet abi de bu günlerin görmesini çok isterdim. Çünkü çok çalıştım, çabaladım. O biraz zamanımı aldı benim. İstediğim hedeflere ulaştım fazlasıyla. Protein Shop'un markası bana aittir, marka tescili. Bütün protein shoplar bana ait. Dolpin AVM karşı protein shop. Dolpin AVM karşı protein shop. Burası ana merkez. Türkiye genelinde 12 tane. Yurt dışında da 6 tane bayim var. Kendi markam var. Kendi üretimim yapıyoruz. Aynı zamanda spor aletleri, yurt dışından ikinci el aletler getiriyoruz. Peki kaç yılında Türkiye şampiyonu olmuştun? Bir de Türkiye şampiyonluklarında evet, var. Sanırım Ersin Adaklı'yla beraber yarışmıştın. Burada fotoğrafları da var. Ersin Adaklı'yla Mustafa Özkan'la beraber yarıştım. En son yarışım oydu zaten. Orada ikinci oldum. Ersin bir oldu. Hak 2008. Etti. 2008'de. Değil mi? Daha öncesinde Ankara'da yarıştık. Akın arkadaşımıza. Akın Hundaroğlu. Evet, Hundaroğlu'yla. Orada da şampiyon oldum ben. Orada bir oldum. Daha önce İzmir'de bir gösteri vardı. Eritiş kutlamamı yaptı. Orada bir oldum. Güzel günlerimiz oldu. Çok güzel şeyler başardım. Aynı zamanda dediğim gibi yarıda kaldı spor aletlerinin imalatını yapıp spor aletleri de satıyorum. Kişinin istediği marka, istediği şekilde, istediği renkte spor aletleri yapıp satıyoruz. Yurt dışından buraya spor aletleri getiriyorum. Aynı zamanda işte Atakan'ın kardeşimizle beraber çalışıyoruz. Ahmet de benim yeğenim. Artık ikisi de benim yeğenim. Ahmet'in de spor salonu var burada. Ahmet'le beraber de biz çalışacağız çok uzun yıllarca. Ahmet dedi, dayı dedi, bana dedi izin verirsen dedi ben kendi işimi yapmak istiyorum dedi. Artık böyle kuş büyür de bir gün böyle annesi onu yuvadan iter, mecbur uçacak. Dağın başından uçmak zorunda. Öyle dedi zaten. Dayı dedi ben artık dedi kendim uçmayı öğrendim dedi. Tabii senin de dedi şeyin varsa dedi, iznin varsa dedi ben dedi kendi işimi yapmak istiyorum. Tabii biz genç sevdiğimiz kardeşlerimize, yeğenlerimize önce oluruz. Her zaman elimizden geleni yapmaya çalışırız. Ben yaptığımı da düşünüyorum. Bilmiyorum onlar ne düşünüyor. Dayı da bana Allah razı olsun, sen zaten biliyorsun. Yani ticarete girmemdeki, kendi işimi yapmamdaki en büyük tek destekçim. Kanım değil, canım değil. Dayıdırız biz kendisine ama evet. Hani öz dayı yeğenden daha özüzdüz biz. O yüzden artık gerçekten dayı yeğen gibi olduk. Ömer abi gerçekten bana aynı şekilde Ömer abi nasıl bir şeylere başladı, sıfırdı. İşte Abaza Mehmet'in yanındaydı. Hiçbir şey yoktu. Şu anda Türkiye'de 240 metrekare supplement dükkanı olan tek kişi. Ve kendine ait. En kirada büyük değil. Supplement markası yani Türkiye'nin ait. En büyük supplement mağazası dükkanı. Mağazası. Ömer Çetin de protein shopların sahibi. Çok güzel yerlere geldi. Aynı şekilde ben de onun yanındaydım. Bizim beraberliğimiz Hacı Ömer'le Abaza Mehmet gibi biraz kopmadı. Biz hala beraberiz. Hala Öz abi kardeş gibiyiz. Öz dayı yeğeniz. Birbirimize sırt sırta yasladık. Hala bana en büyük desteğini sunuyor. Allah razı olsun. Yine burada herkesin içinde de söyleyeyim. Ama karşılıklı. Biz birbirimizi çok iyi tutuyoruz. Evet. Daha da iyi her zaman beraber gidiyoruz. Şimdi Atakan da artık dahil oldu. Şimdi benim iki tane yeğenim var. O yüzden ben kendimi o kadar iyi ve rahat hissediyorum ki. Yani her konuda rahatım. Çünkü biliyorum Atakan ve Ahmet yanımda olduğu sürece ben kendimi gerçekten ciddi anlamda ama ticarette ama herhangi bir şeyde ne olursa olsun kendimi güvende hissediyorum. Gerçekten de her konuda ikisine de çok güveniyorum. Her şeyimi emanet edebilirim ikisine. İşime de kendi işleriymiş gibi belki fazlasıyla sahip çıkarlar. Bir sorunum olduğunda da benim derdimle bir benim kadar üzülürler. Hep beraber yani benim iyi veya kötü günlerimi, şeylerimi hep birlikte yaşıyoruz. O yüzden ikisini de çok seviyorum. Evet. İkisi de benim öz yeğenim. Fazla duygusala bağlamıyorum. Evet, Allah razı olsun. Dayı. Makara videodan. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Gerçekten Ömer Çetin protein shopların sahibi benim için de çok değerli. Pek fazla bir şey söylemeyeceğim bu konu hakkında. Bizim dostluğumuz, abiliğimiz, kardeşliğimiz hep inşallah daim olsun. Abaza Mehmet'i de saygıyla anıyoruz. Dayı senin olarak son olarak söylemek istediğim şey var mı? Son olarak söyleyeceğim bir şey şu an için yok. Konuşacaklarımızı konuştuk işte. Kendimizi biraz tanıttık. Daha ilerleyen bir video daha belki Atakan'dan yaparız. Biraz da Avusturya mağazalarımı anlatırım. Çok detaya girmeden.
Evet. Tamam mı? Sen gidersen tehlikeli. Evet, onu da Atakan'a söz verdim. Sonra yapmadık. Onun da içinde kaldı. Tamam mı? Onu da ona söz verdiğim için onu da yapacağız bir gün inşallah. Güzel bir video yapacağız. İnşallah. Yine üçümüz birlikte otururuz inşallah böyle. İnşallah, inşallah. Tamam. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.